Evet, selamlar herkese. Bugün 15 Şubat 2021 ve haftanın ilk işlem günü. Dolarla başlayalım çünkü dolar 7'nin altını gördü arkadaşlar. 6,97'ye kadar geldi. Şimdi ben bu yayını yaptığım saatler 11.04 şu anda ve dolara baktığım zaman 6,98'i görüyorum. Yani 7'nin altına gelmemek için direnen bir dolar kurumuz vardı ama bugün pazartesi itibariyle ilk haftanın ilk işlem gününde aşağı doğru geldiğini görürüz. Peki ne oldu diye baktığımız zaman bir dolar endeksine bakalım isterseniz. Dolar endeksi 90.312'lerde şu anda. Yani haftaya eksilerle başladı, bir düşüşle başladı. Eksi 0,16 endeks 91.500'lere gitmişti yakın zamanda. Yani yükselmişti. Sonra tekrardan aşağı doğru gelmeye başladı ama hep yukarı sinyal veriyordu. Nitekim bugün 90.40'larda, 90.50'lerde geçen hafta gezindikten sonra haftayı 90.31 seviyelerinde şu anda bir düşüşle başlamış oldu. Yani bu şu demek oluyor. Dolar bütün, yani dünyada bütün para birimleri karşısında şu anda zayıf bir konumda. Yani düşüyor bir konumda ya da tam tersi diğer ülkelerin para birimleri, işte bunun karşısında TL de var. Dolar karşısında değer kazanıyor da diyebiliriz tam tersini. Buradan destek alan TL'de bir tabii ki dolara karşı bir değerlenme oldu. Dolayısıyla da bu düşüş bizim içeride şu anda kurumuzu 6,98'e kadar indirdi. Hatta 97'yi de gördük arkadaşlar. Bu hafta Merkez Bankası toplantısı var. 18 Şubat Perşembe günü Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı var. Faizi konuşacağız şimdi birazdan ne olabilir? Ondan önce onsa bakalım. Altın onsu da geçen haftayı kazançlı kapatmış olsa da iyi kapatmış olsa da geçen hafta Cuma'yı. Şimdi bu haftayı düşüş ile başladık. 1818 dolarda altın onsu da aslında ons altında çok kritik seviyelerde dolaştığını söyleyebiliriz. Ama bunu hani bu yayında böyle çok altın üstüne gitmek istemiyorum. Bunu başka bir yayında konuşalım. Uzatmayalım bu tarafı. Şimdi gram altına baktığımız zaman arkadaşlar gram altında tabii ki kura bağlı olarak 409 TL'ye kadar çekilme var. Şu anda 409 TL gram altın tarafı. Oldukça şey yani bir tık daha düştü ama moralinizi bozmayın. Gram altın özellikle hani bizler açısından hani şu anda dolar yani kur da aşağıya geliyor. Dolarda olanlar için de nitekim buna bağlı olarak gram altında geri geliyor arkadaşlar. Ve ons tarafına baktığımız zaman onstan da bir destek almadığı için çünkü o da düşüşle açıldı. Otomatikman gram altın 409 TL'de şu anda. Şimdi gelelim Merkez Bankası toplantısına. Oradan da biraz doları konuşalım isterseniz arkadaşlar. 18 Şubat Perşembe günü Merkez Bankası toplantısı. Kasım ayında göreve gelen Naci Ağbal Şahin duruşunu devam ettiriyor. Şimdi Şahin duruşunu devam ettiriyor demek şu demek anlamına geliyor arkadaşlar. Yani göreve geldi ilk günden beri sıkı para politikasının uygulanacağından bahsetti kendisi. Sıkı para politikası, enflasyon yani fiyat istikrarını sağlamak bu nedenle işte enflasyonun aşağı çekilmesi. Daha çok hep buralarda özellikle bütün hani konu bu yani aslında konu bu. Çünkü neden? Zaten Naci Ağbal göreve geldiği zaman dolar 8.54'ü görmüştü. Dolayısıyla da hani enflasyonun nereye gideceği belliydi. Yüksek bir enflasyonla karşı karşıya kalacağımız. Hedef aslında temelde kuru düşürmekti. Yani kuru düşürerek enflasyonu bir nebze dengelemek öyle söyleyelim. Aslında hani iyi gidiyor. İyi giden ne var? İyi giden şu anda hani kur. Onların istediği seviye istenilen seviye 7 seviyeleriydi. Yani şu anda 7 seviyelerine kadar çekildi. Hatta 7 seviyelerin altına geldi. Geçtiğimiz günlerde kendisi şöyle bir açıklama yapmıştı. Artık yavaş yavaş ihaleyle dolar almaya başlayacağız dedi. Bunu önemli buluyorum çünkü hani yavaş yavaş hani Merkez Bankası aslında ufaktan para almaya başladı. Yani bir hani rezervi ufaktan da olsa bir şey yapmaya çalışıyor. Düzeltmeye çalışıyor ama hani
hani gerçekten o eksilere gelmiş döviz rezervinin tamamlanması kolay değil. Dolayısıyla da uluslararası bankalara baktığınız zaman hani yurt dışından gelen sinyaller hep 6.85'leri gösteriyor bize. Çünkü neden? 7'nin altında gidebilecek seviye 6.85, ki şu anda 6.85'leri görme ihtimalimiz çok yüksek görünüyor. Onu söylemek lazım. Ama bu sizi korkutmasın arkadaşlar. Bakın, korkutmasın. Eyvah işte böyleydi de siz böyle dediniz de böyle oldu da filan değil. Şimdi şartlar, konjonktür buna işaret ediyor. İşte dolar endeksi düşüyor. Faizler yükseldi, bilmem nereye geldi. Sıcak para girdisinden bahsediyoruz. İşte sürekli ciddi bir sıcak para girdisi var. Ve bu gelen para 15 milyar dolar civarında. Baktığınız zaman nereye geldi diye baktığınız zaman çok da borsalara girmiş filan değil. Yani daha çok faize gelen sıcak bir para. Dolayısıyla da hani geçici bir sıcak para aslında bu tarafa baktığınız zaman. Ve piyasalara baktığımız zaman aslında düzelen ne var diye baktığımız zaman kurun aşağı gelmesinden başka düzelen ben pek bir şey görmüyorum desem yalan olmaz. Neden? Çünkü yani fiyatlar artmaya devam ediyor. Ocak ayında da gördük zaten. Yani hani bu kur artışı, 8.50'leri gören kur artışı nasıl fiyatlandıysa piyasada, artık 10 TL'ye mi fiyatlandı, hani 8,5 liralara fiyatlanmadığı da kesin. Kesinlikle 9 liralar, 10 liraları gördük herhalde, öyle görünüyor. Biraz daha devam edecek. Yani Nisan'a kadar bu enflasyon artışı gidebilir. En son enflasyon artışı 15'leri yakalamıştı. 14.90 çıkmıştı Ocak ayı için. Şubat, Mart, Nisan'da faiz enflasyon artışına gebeyiz gibi duruyor. Yani 15'lerin biraz daha üzerine çıkma ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla bu hafta şimdi Merkez Bankası bir faiz artışı yapacak mı konusuna baktığımız zaman aman aman bir faiz artışı yani piyasaların bir beklentisi yok faiz artışı yapılacağıyla alakalı. Benim de beklentim yok. Neden diyeceksiniz? Zaten hani şu anda Merkez Bankası'nın istediği şey oluştu. Yani dolar 7'ye geldi. 7'nin altını gördü. 6.85'e doğru yolculuk yapıyor. Zaten Naci Bey, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal açıkladı. Dedi ki evet biz dedi almaya başlayacağız dedi. Yavaş yavaş ihale yoluyla rezervlerimizi tamamlayacağız dedi. Böyle bir sinyal verdi. Sıcak para girdisi de var. O zaman yani faiz artırmanın bir anlamı var mı? Yok. Ama enteresan bir şeyler de oluyor. Şöyle ki enteresan bir şeyler oluyor arkadaşlar. En başta faizler biliyorsunuz politika faizimiz şu an %17 ama bankalara dönüp baktığınız zaman mevduat faizlerinde böyle küçük de olsa geri çekilmeler var. %18'lere falan çıkmıştı. 18 veren bankalar vardı. Özel işte kendi böyle şeyine biliyorsunuz hani soruyorlar, ediyorlar. Yani o tabela fiyatının görünmeyen üstünde daha yüksek bir faiz veriliyordu. %18'leri bulmuştu. Hatta buçukları bulmuştu. Ama şu anda bir geri çekilme var bu faizlerde. Bu bir. İkincisi ters olan şu ki mevduatlardaki bu çekilme şu anda kredilere çok yansımıyor. Mesela ben ihtiyaç kredilerine baktım. İhtiyaç kredisi geçen haftadan bu yana 0.20 bas puanlık bir artış göstermiş. Yani 1.29'dan 1.39'a gelmiş şu an aklımda yanlış kalmadıysa. Burada da bir enteresanlık var. Yani ne oluyor diye insan sormuyor değil. Hani madem mevduat faizini düşürüyorsun, o zaman neden bu kredi faizlerini yükseltiyorsun? Yani orada da bir paralellik olması lazım. O paralellik yok. Orada da bir böyle bir karışıklık var açıkçası. Ama piyasanın beklentisi bu hafta bir faiz artışı çıkmayacağı yönünde. Benim de beklentim o. Çünkü olması gereken seviyeler zaten bu seviyeler. Ha, kalkıp da Merkez Bankası küçük de olsa ben bir faiz artırımı yapabilirim der mi? Bence diyebilir. Diyebilir. Neden? Çünkü geçmişte de benzerlerine rastladık, rastlamadık değil. Fakat Naci Ağbal yani göreve geldiği günden beri bize şu mesajı veriyor. Sık sık aslında basın önüne çıkarak, sık sık açıklama yaparak ve ilk günden beri sürekli piyasanın o beklediği, beklentisine cevap verecek şekilde tüm her şeyi yaptığından dolayı burada piyasayla bir güven oluşturmuş durumda. Yani işte hani piyasa beklentisine cevap veren bir başkan ve sürekli açıklama yaparak aslında yaptıklarının da arkasında olduğunu da gösteriyor. Dolayısıyla hani bu noktada ters bir köşe bugüne kadar yapmadı. Daha önce hani Merkez Bankası çok yapmıştı ama Naci Ağbal döneminde Merkez Bankası'nın herhangi bir ters köşe yapmadığını görüyoruz arkadaşlar.
Bu nedenle hani bu hafta ters köşe yapar mı diye bakarsanız eğer, düşük bir ihtimal olarak görüyorum. Ama yine de bir ihtimal var mı? Her zaman bir ihtimal olabilir diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet, tabii ki dolar kuru nereye gider? 6.85 şu anda çok artık hani böyle 7 seviyelerinden sonra 6.85 destek seviyesi önemli bir seviye haline geldi. 6.85'e gidebilir. Buradan ihaleler açılmak suretiyle Merkez Bankası rezervlerini toplamaya başlayacaktır bence 7'nin altına. Tabii bu benim için, yani bu benim düşüncem. Çünkü hani 7'lerin altı zaten, yani 7 zaten çok şey bir seviyeydi, düşük bir seviyeydi. 7'nin altı gerçekten hani rezervlerin toplanması için çok çok iyi bir seviye olduğunu düşünüyorum. Çok aşağılarda kalıcı olacağını düşünmüyorum. Yani 7'lerin altını daha önce de belirtmiştim. 6.85'i görebilir. 6.5'lar bana çok uzak geliyor. Yani gerçekten çok uzak geliyor. 6.5'ları hiç yani şey yapamıyorum, düşünemiyorum bile. Hiçbir mantığı yok, hiçbir yere oturmuyor. Kısa dönemde 6.85'leri görür, oralardan rezervler bir parça toplanır ama ondan sonra tekrar çok hızlı bir şekilde 7 ve 7'nin üzerine atacağını düşünüyorum. Kısa vadede bunlar oluyor ama siz hani gelin uzun vadeye bakın arkadaşlar. Uzun vadede neler oluyor kısmı bizim için önemli olması lazım diye düşünüyorum. Çünkü bakın altında gramda da geri çekilmeler var. İşte bir türlü toparlanmıyor. Ne zaman toparlanıyor diyorsunuz. Mesela dolarda da ne zaman toparlanacak, hep bunları konuşuyoruz. Biraz beklememiz gerekiyor. Piyasalarda dengeler değişiyor. Anlatacağım size tek tek. Bundan sonra biraz gündem yoğun olacak. Yani Şubat ayı bugünden itibaren gündemin yoğun olacağını söyleyebilirim. Özellikle Mart ayıyla beraber. Şubat'ta kısa çekiyor zaten. Mart ayıyla beraber gündem daha da fazla yoğun olacak arkadaşlar. En çok dikkat etmemiz gereken, en fazla dikkat etmemiz gereken zamanlardayız. Yatırım sepetinizi değiştirirken çok dikkat edin. Yani şu andan yatırımlarımdan işte gramdan çıkayım, ona mı gireyim, ondan çıkayım, borsaya mı gireyim filan demeden önce 1000 kere düşünün derim. Yani nasıl bir pozisyon aldığınızı bilmiyorum tabii. Herkesin pozisyonu farklı. Hisse senedinde olabilirsiniz. Oradan çıkıp şeye altına girmek isteyebilirsiniz. Ayrı bir mevzu. Onun için hani herkesin portföyü çok farklı. Onun için ama şunu söylüyorum. Değiştirirken çok iyi analiz edin. Çok iyi düşünün. Özellikle dövizde ve altında olanların hani bu kadar bekledikten sonra zaten buradan satış yapmak akıl kârı gerçekten değil. Bekleyelim. Biraz daha bekleyeceğiz. Bir şekilde piyasalar önümüzdeki günlerde kendini yavaş yavaş toparlayacak ve önemli gündemlerimiz olacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet, kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Abone olmayan varsanız da lütfen abone olsun. Abone olursanız sevinirim daha doğrusu. İzlediğiniz, beğendiğiniz için teşekkür ederim. Hatice Kolçak Twitter adresim. Kolçak Hatice Instagram adresim. Oraları da bekliyorum efendim. Çok iyi bakın kendinize. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.